Klasik süreçleri tekrar tekrar yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz arkadaşlar. Ve ne yazık ki böyle dönemlerde rüzgara göre hareket edenler bir kez daha sahneye çıkıyorlar. Üfürükçülük yapmaya başlıyorlar hemen. 300 olacak, 200 olacak diyenler piyasada dolaşmaya başlayacak yine. Ve sizler de eğer ki bu dönemde sakinliğinizi korumazsanız arkadaşlar, büyük bir panikle hareket ederseniz kaybetmeye mahkumsunuz. Ama sakin kalmayı başarırsanız emin olun bundan sonraki süreçte de kazanmaya devam edeceksiniz. Çünkü altın emin adımlarla yükselişini devam ettirecek. Dolar da 7.80 hedefinden vazgeçmiş falan değil. Böyle dalgalanmalar, böyle geri çekilmeler altının ve doların çok daha sert bir şekilde yukarıya çıkması için hazırlık dönemleri. Ve göreceksiniz, bakın bu videoda en sonda söylediğimi en başta söyleyeyim ve daha sonrasında bunun nedenlerini de size ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Altın 576 liraya gidecek. Gram altından bahsediyorum. Öbür taraftan doları da 7.80 seviyesinde göreceğiz. Kısa vade içerisinde. Orta vadede ise altının 800 liranın üzerine çıktığını göreceğiz. Hani borsa yükseliyormuş, 110 bin tekrar görmüş, altın tepe taklak olmuş, dolar düşmeye devam edecekmiş falan filan. Bunlar tevatürden öteye geçmeyecek ve rüzgara göre hareket eden üfürükçüler göreceksiniz. Bir kez daha yanılarak karşımıza çıkacaklar. Bir kez daha tükürdüklerini yalamak zorunda kalacaklar. Bugün neden altın 576 liraya gidecek? Neden dolar 7.80'e gidecek? Kısa vadede bunun detaylarını sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. %4'ün üzerinde bir geri çekilme var. Altının onsunda. Diyeceksiniz ki bu büyük bir satış baskısı ve bir trend değişikliği değil mi? Hayır, değil arkadaşlar. Evet, ciddi bir satış baskısı ama zaten biz bu satış baskısını bekliyorduk. 2060'lara dayanıp buradan geriye gelen 2100'ü kıramayan altının onsunun 2000'in üzerinde tutunması önemliydi. 2000'in üzerinde tutunamazsa 1800-2000 aralığında dalgalanabileceğini de videolarımda sizlerle paylaşmıştım. Bakın 1800-2000 aralığı diyorum. Şu anda 1943 dolar seviyesinde altının onsu. 1800'lü seviyelere gelirse, 1860 dolar seviyesine gelirse özellikle kimse şaşırmasın. 1800'lü seviyelerden sonra toplayacağı güçle tekrar kendisini 2000 doların üzerine attığında bu sefer geri dönüş olmayacak altında. Ve altının ilk hedefi 2300 dolar seviyesi olacak arkadaşlar. 2300 dolara giden bir altının yanında doların da kısa vadeli hedefi 7.80 olacak. Ve gerekli hesaplamaları yaptığınızda gram altının 576 liraya ulaştığını görüyorsunuz ve bu artık bir hayal değil. Göreceksiniz ve yaşayacaksınız. 450'nin altının bile görülmesi çok zor. İhtimal dahilinde mi? Evet, 1800 dolar seviyesine gittiğinde eğer ki dolar bu seviyelerde kalırsa, ki doların bu seviyelerde kalma ihtimali çok düşük öyle bir durumda. Çünkü altın her geri çekilmesi dolar endeksinin yukarıya doğru daha da tetiklenmesi anlamına geliyor. Yani dolar endeksi önümüzdeki günlerde yüzlü seviyelere tekrar yükselecek ve bu yükselişte ister istemez Türkiye'de doların 7.60-7.80 aralığına doğru hızlı bir yükseliş kaydetmesini beraberinde getirecek. Altının onsu geri çekilse bile doların yükselmesinden dolayı gram altın kendisini sabitleyecek. Altının 2300 atağının gelmesiyle birlikte 576 liraya giden bir gram altın fiyatı göreceğiz. Evet, bu dalgalanmalar olacak arkadaşlar. Piyasalardan bahsediyoruz. Sürekli yükselen bir piyasa yok. Sürekli yükselen bir piyasa demek risklerin her geçen gün biraz daha artması ve büyük bir yıkımla aşağıya doğru ilerlemesi demek. Onun için kendini dengeleye dengeleye, kendine yeni bir taban yarata yarata ilerler enstrümanlar. Keza altında bunu gördük. Uzun süre 1860'ı zorladı. 1860 seviyesini ve 1860 seviyesinin ne kadar kritik olduğu konusunda sizleri defalarca uyardım. 1860 kırıldıktan sonra altının 2000 dolar seviyesini kırıp geçeceğini de sizlerle paylaştım. Altın onsu 2000'li seviyeleri gördükten sonra da
bir geri çekilme olabileceğini de sizlerle paylaştık. 2000'in üzerinde ne yazık ki istendiği kadar kalmadı, süre olarak söylüyorum. Altının onsu bir hafta daha 2050-2100 aralığında kalmayı başarabilseydi, burada oluşturacağı destekle birlikte 2300'ü daha yakın vadede deneyebilirdi. Ne kadar sağlıklı olurdu? Geri çekilmesi daha sonrasında ne kadar daha yıkıcı olurdu? O ayrı bir tartışma konusu. 2050-2100 aralığına sıkışmış olan bir altın burada kendisine hacim yaratmış olsaydı, deneyeceği hedef 2300 olacaktı. Bu sağlıklı geri çekilme ve kendisine 1900 hatta 1800 seviyelerinde yaratacağı tabanla birlikte altın 2000'i yukarıya doğru kıracak, ama bu kez geriye dönüş olmayacak. Aynı 1400'e geri dönüşün olmadığı gibi 1600'e geri dönüşün olmadığı gibi. Peki ne yapacağız? Bu tür zamanlarda elinizdeki portföyü hiçbir şekilde bozmamanız gerekiyor. En kritik mesele bu arkadaşlar. Dolardaysanız dolarda kalacaksınız, altındaysanız altında kalacaksınız, eurodaysanız euroda kalacaksınız, sterlindeyseniz sterlinde, gümüşteyseniz gümüşte kalacaksınız. Ya da bu enstrümanların birkaç tanesiyle bir sepet oluşturmuşsanız, sepetinizde bir anda altın, bir tarafta dolar, bir tarafta gümüş varsa hiçbirini bozmayacaksınız. Bekleme sürecine geçeceksiniz. Bekleyeceksiniz ve sakin olacaksınız arkadaşlar. Sakin olmayı başarmazsanız kaybetmeye mahkumsunuz. Boş yere gecelere uykularınızı kaçırıp da aman altın düştü, ben yüksekten aldım, bak geriye geldi, büyük zarardayım falan diye olaylara bakarsanız çok hatalı kararlar verirsiniz. Ve bu hatalı kararların pek çok örneği var. Bakın, sizlere aldığım bir mesajdan bahsedeyim. 310 lira seviyesinden elimdeki gram altını bozdum birilerine uyarak. Daha sonrasında da sürekli olarak geri çekilmesini bekledim. Ama bu geri çekilme hiç gerçekleşmedi. Acaba bir geri çekilme olabilir mi diye soru soruluyor bana. Bu soruyu sorduğu an itibarıyla gram altının fiyatı 486 lira arkadaşlar. 310 liradan gram altını satmış arkadaşımız, bazı üfürükçülerin sözüne inanarak 310 liradan sattığı altını bir daha yerine koyamadığı gibi Türk lirasında kaldığı için de büyük zarara uğramış. Demek ki arkadaşlar, çok da fazla kendinizi paniğe sevk etmeyeceksiniz. Demek ki açgözlü davranmayacaksınız ya da panikle hareket etmeyeceksiniz. Her an, her dakika, her gün kazanayım, aldığım mal hiç geri çekilmesin falan diye düşündüğünüz an itibarıyla çok daha fazlasını kaybedersiniz. Piyasaların bir lafı vardır, bunu da sizlere özellikle hatırlatmak istiyorum. Hiçbir finansal enstrümanı en dip noktadan alamazsınız, en tepe noktadan satamazsınız. Evet, şu anda aldığınız altının fiyatı 486 liradan 460 liraya gelmiş bile olabilir. Şu anda zararda gibi görünüyor olabilirsiniz. Ama elinizdeki gram altını bozdurmadığınız sürece, zararınızı realize etmediğiniz sürece ortada bir problem yok. Burada yapmanız gereken sadece beklemek ve görmek. Peki altının ve doların yükseleceğinden nasıl bu kadar emin oluyoruz? Doların yükselmesi için sebep zaten çok net bir şekilde ortada. Dünyadaki gerilimler artıyor. Güven liman olarak görülen Amerika'ya öyle ya da böyle dolar akışı olacak. Bir başka önemli ayrıntı, Amerika'da üretici fiyat endeksi açıklandı. Daha dünkü videomda söyledim. Amerika'da enflasyonda bir yükseliş trendi olabilir ve bu faizler üzerinde bir baskı yaratabilir. Eğer ki Amerika faizleri arttırırsa da Amerika'ya doların akışı daha da hızlanabilir. Bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerdeki dolar kırılganlığını arttıracaktır dedik. Amerika'da üretici fiyatları arttı. Amerika'da üretici fiyatlarının artması yarın öbür gün tüketici fiyatlarının da artacağını işaret ediyor. Amerika her an bir faiz hareketine atağına geçebilir. Piyasadan para çekmeye başlayabilir. Ve bu da ister istemez dolar üzerindeki baskının artmasını ve doların değerlenmesini beraberinde getirecektir. Gelişmekte olan ülkelerde ise ciddi değer kayıplarını beraberinde getirecektir. Diğer taraftan Türkiye'nin zaten kendi iç meseleleri var, sorunları var, bütçe problemi var, borç problemi var vesaire vesaire vesaire. Bunları çok sık söylediğim için bir kez daha tekrar etmek istemiyorum. Şu
şu anda Türkiye'nin yapabileceği tek şey kademeli bir şekilde doların yükselişine izin vermek. Hala baskılama derdine girerlerse, yani 7.80'e de gitmesin, 8.20'de olmasın diye bir bakış açısıyla ellerindeki avuçtakini borç harçla çevirmeye çalışırlarsa, doları baskılamaya çalışırlarsa kırılganlığı daha da arttırırlar. Ben böyle bir intihara teşebbüs edeceklerini düşünmüyorum artık. Bugüne kadar yaptılar ama bundan herhalde bir ders çıkartmışlardır diye düşünüyorum. Eğer ders çıkartmamışlarsa zaten bu kademeli yükselişleri unutun. 7.80'i, 8.20'yi falan, bir anda bir sabah kalktığımızda doları 13, 14, 15 lira civarında görüveririz arkadaşlar. Altının yükseleceğinden neden bu kadar eminiz? Yeterince yükselmedi mi? Zaten tepe noktalarında değil mi? Acaba 2000 dolardan geriye gelmesin geçtiğimiz dönemde, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi? 3000 dolar bir gel seviyesi mi altında? Hayır arkadaşlar, 3000 dolar gel seviyesi falan değil. Dünyanın bu koşullar içerisinde altını biz 4000-5000 dolarlar seviyesinde bile görürsek kimse şaşırmasın. Size 3 başlık halinde dünyanın risklerinden bahsedeceğim. Kabaca bahsedeceğim. Öyle çok detaylarına girmeyeceğim. Jeopolitik risklere bakalım. Belarus gibi pek çok ülkede iç hareketlenmeler daha da artmaya başlayacak. Belarus'ta mesela seçim nedeniyle şu anda isyanlar söz konusu ama önümüzdeki dönemde özellikle ekonomilerin küçülmesi, fakirliğin, yoksulluğun, işsizliğin artmasıyla birlikte pek çok ülkede iç problemler daha da artacak. Dünyadaki gerilimlerin artmasını beraberinde getirecek. Doğu Akdeniz gerilimi her geçen gün artıyor bakın. Türkiye ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Türkiye ile Fransa, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika ile Çin karşı karşıya. Ticari anlaşmazlıkların yanına siyasal anlaşmazlıklar ekleniyor. Teknolojik anlaşmazlıklar ekleniyor. Rusya'da sürekli üstü örtülen bir takım problemler var. Bunlar yavaş yavaş gündeme çıkmaya başlayacak. Ve bu jeopolitik riskler günün sonunda altın üzerindeki baskıyı arttırmaya devam edecek. İnsanlar dünyadaki gerilimi görerek ya da yatırımcılar dünyadaki gerilimleri görerek güvenli liman olan altına yönelmeye hızlı adımlarla devam edecekler. Ekonomik risklerden bahsederim. Bakın, dünya küçülüyor. Biraz önce söyledim. İşsizlik artıyor. Teşvikler gündemde. Amerika 1 trilyon dolar daha teşviği piyasaya verecek. Her parasal adım altına olan talebin biraz daha artmasını beraberinde getiriyor. Doğal olarak altın yükselişini tetikleyecek önemli unsurlardan bir diğeri. Ekonomiler küçülmekle kalmıyor. Ekonomiler içe de kapanmaya başladı. Ülkeler içe de kapanmaya başladı. Bu uluslararası ticaretinde zorlaşmasını beraberinde getirecek. Alın size bir başka ekonomik risk. Turizm akışında çok ciddi problemler var. İşte Rusya ile kapılarımızı açtık. Uçuşları başlattık. 3-5 tane turist geldi. Bu 3-5 tane turistle de cari açığın kapatılması falan mümkün değil. Peki bu sorun sadece Türkiye'ye mi özel? Değil. Havacılık sektörü milyarlarca dolar destek almasına rağmen kendisini belki ancak 5 yıl sonra toparlayabilecek. Neden? Ülkeler arasındaki akış çok ciddi bir problem düzeyine gelmiş durumda. Altın üzerinde baskısal bir unsur daha. Hadi gelin biraz da pandemi riskinden bahsedelim. Pandemi 20 milyon kişiye bulaşmış durumda dünyada. Üstelik kuzey kürede şu anda pandeminin çok daha sakin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Şu anda pandeminin en sakin olduğu dönemi yaşıyoruz. Ama Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, hatta Mayıs bu hastalığın çok daha sert darbeler vuracağı aylar olacak. Pandeminin ekonomiler üzerindeki etkisini ve baskısını, krizin daha da gündeme gelmesini beraberinde getirecek arkadaşlar. Alın altının yükselmesi için yine bir başka kritik konu. İkinci dalga göstere göstere geliyor arkadaşlar. Bunun uçarı kaçarı yok. Rusya'dan açıklama geliyor. İşte Putin, Rusya dünyadaki ilk aşıyı buldu ve Rusya'da kullanılmaya başlayacak diyor. Bu gerçekçi mi? Yani acaba doğruyu mu gösteriyor? Yoksa politik bir adım mı? Putin kamuoyunu rahatlatmak için, Rusya'da güven oyunu arttırmak için bir adım mı atıyor? Bunları bilmiyoruz. Düne kadar Rusya pandeminin kendisini etkilemediğini de söylüyordu. Ama bir anda Rusya neredeyse Amerika'yı yakalayacak pozisyona geliverdi. Hiç de bize söylendiği gibi
değil ortalıktaki durum. Her şey gerilimli, her şey sıkıntılı. Türkiye'de döviz sıkıntısı yok. Merkez Bankası her şeyi kontrol altında tutuyor. Bankaların herhangi bir problemi yok. Ekonominin herhangi bir problemi yok deniliyor. Elden gelen her şey yapılıyor. Buna rağmen döviz istendiği şekilde geri gelmiyor. Bakın işte Merkez Bankası piyasaya repo ihalesiyle para vermeyi durdurdu. Neden? Verdiği her para dövize gitmeye devam ediyordu. Uygun maliyetli olarak piyasayı fonlamayı durdurdu. Neden? Fonladığı her parada piyasada dövize yönelmeye, altına yönelmeye devam ediyordu. Anlayacağınız ulusal ve uluslararası riskler bitmiş falan değil. Terse dönmüş de değil. Olumlu bir hava esiyor falan da değil. Ve bu koşullar içerisinde öyle altında %3'lük, %4'lük geçici geri çekilmeler benim için hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. Bugün %4 geri çekilir. Yarın bir bakarsınız %4 hatta %5 yukarıya çıkar. Bir gün bir sabah bir uyanırsınız 2300-2400 dolarlara gelivermiş altın onsu. Bir bakarsanız gram altın 576 seviyesine gelmiş. Bir bakarsanız dolar 7.80'den 8.20'ye çıkmış. Daha düne kadar 4.80'i geçer mi dolar diye konuşuyorduk. Daha düne kadar altın 300 lirayı geçer mi diye konuşuyorduk. Bakın bugün 486 liradan 460 lira seviyelerine, hadi 450 lira seviyelerine gelmiş bir altına düşük seviye diyoruz. Bakın düşük seviye diyoruz. Bundan bir hafta önce 450'ye gelme ihtimali bile yok diyordu bir takım çığırtkan ekonomistler. Onun için arkadaşlar lütfen sakinliğinizi koruyun. Dünyada bu kadar risk varken, Türkiye'de bu kadar risk varken altının düşüşleri sadece geri çekilmedir. Bir trend değişikliği falan değildir. Bu yükseliş eğilimi devam edecek. Altının orta vadedeki 2500 dolar, uzun vadedeki 3000 dolar hedefinde en ufak bir değişiklik yok dünyanın koşulları itibarıyla. Keşke dünyanın koşulları değişse, keşke ekonomiler toparlansa, keşke pandemiyle ilgili sorunlar ortadan kalksa da altın fiyatları da düşse. Hatta ben de sizlere düşecek desem. Keşke Türkiye'de her şey düzelse, üretim yapan, ihracat yapan, ithalatı az olan, kendi pazarını kendi ürünleriyle doldurabilen bir ülke olsak, dolara bu kadar bağımlı olmasak da doların yükseldiği an itibariyle bizim umurumuzda olmasa. Türkiye'nin koşulları bu değil ve dolar üzerindeki kırılganlık da devam ediyor. Dolayısıyla arkadaşlar sakin olun. Ve lütfen bu dönemlerde panikle hareket etmeyin. Sakin olursanız her zaman olduğu gibi bugün de paranızı koruyacağınızı ve kazanacağınızı göreceksiniz. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.